CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kararlı adımlarla Cumhurbaşkanlığı adaylığına yürüyor. Yürürken de doğru bir stratejiyle hem Türkiye siyasetindeki hem kendi partisindeki bazı kalıpları kimi ön yargıları kırmaya çalışıyor. Uzun yıllardır değişime kapanıp muhalefete mahkum edilmiş CHP gemisine ağır ağır yön değiştirtiyor. Adalet yürüyüşünden beri bunları adım adım uygulamaya koydu. Diyarbakır ziyareti, altılı masa, elektrik faturası direnişi, Merkez Bankası, Süt Kurumu, Sadat baskınları hem kamuoyuna hem partiye verilmiş değişim mesajlarıydı. Maltepe mitinginde bu mesajları daha da netleştirdi. Kendisine iyi kalplisin, kibarsın ama diyen vatandaşlara "Celladımıza benzeyerek mi değişim getireceğiz bu ülkeye?" diye sordu. Bu tartışmanın bir benzerini daha geçenlerde eleştiriler karşısında işaret parmağını sallayarak akıllı olun diyen İmamoğlu örneğinde yaşamıştık. CHP lideri iktidar olduğumuzda asla değişmeyeceğim diyerek yeni bir Erdoğan olmayacağının sözünü verdi. Suçluya dikleneceğini ama millete kibarlığa devam edeceğini söyledi. Kendisinin değişmeyeceğini vaat ederken partisinin değiştiği, değişeceği mesajını vermeyi de ihmal etmedi. Mitingi özetleyen tweetinde ama geçmişte CHP de diye başlayan eleştirilere değindi. Allah şahidimizdir ki bu parti ve yol arkadaşlarım kendimizi geliştirmek için çok çabalıyoruz dedi. Kabul etmek lazım ki bugünkü parti Deniz Baykal'ın CHP'si ile kıyaslanamaz. Ancak bu değişimi büyük oranda Ankara'da Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Kaftancıoğlu sergiliyor partinin vitrini büyük oranda eski haliyle duruyor. Değişime açık, gençleşmiş, yenileşmiş, Türkiye'yi dönüştürecek bir parti görüntüsü veremiyor. Muhtemelen Kılıçdaroğlu'nun ya bana katılın ya yolumdan çekilin mesajı partide yoluna konan engellere yönelikti. Aday kim olursa olsun CHP'nin açılımı Türkiye'nin önünü açar. İyi adam ama seçilemez yılgınlığı mezhep tartışmasında kaybeder türü değerlendirmelerse, Türkiye'yi kötülerin zulmüne, tek mezhep egemenliğine, yeni cellatların eline mahkum eder.